Zira sürekli olarak ne olur artık bizi de alıverin diyecek halimiz de pek yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum. Buradan dillendiriyorum, sesleniyorum. Her şeyden önce tabii Türkiye Avrupa Birliği süreci içerisinde ne yazık ki sene 63, sene 2017, 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Ve şu anda tabii Fransa'da yine özellikle Avrupa Birliği'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bunları da aramızda müzakere ettik. Türkiye gibi bir başka ülke Avrupa Birliği içerisinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince Avrupa Birliği bize gerekçe de sunamıyor. Ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı. Faslın açılması ama kapatılması noktasına gelince kapatılması da olmadı. Bunları da yaşadık, hala da yaşıyoruz. Tabii bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Fakat en önemlisi üzerinde durduğumuz ve durmamız gereken konu terörle mücadele konusudur. Tabii biz teröre 35-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Ve Fransa'nın da tabii terörle mücadelede ve ödediği bedelleri biliyoruz. Fakat Türkiye'de şu anda Suriye'deki mültecilere yönelik kamplarımızda yaşayan insan, kampların dışındaki yerlerde yaşayan insanların sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır. Bu insanlar Türkiye genelinde çeşitli yerlerde barınıyorlar. Ayrıca 260-270 bin insanda çadırlarda ve konteyner kentlerde barınıyor. Bunların bütün bakımı bize ait. Sivil toplum örgütlerimize ait. Ve biz bunlara yönelik şu ana kadar 30 milyar dolar harcama yaptık. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu söz vardır ama bu söz yerine gelmemiştir. Kendileriyle görüştüğümüzde işte şu anda planı aldık, verdik, veriyoruz hep demişlerdir. Verilen bir şey yok. Şu ana kadar verdikleri rakam 900 milyon ne yazık ki avro. Aynı şekilde Dünya Mülteciler Komisyonluğu'na bakıyorsunuz. Oradan da ciddi bir rakam gelmiyor. Son olarak herhalde bir 600 milyon doları buldu. Oradan gelen de bu. Fakat biz bütün bunlara rağmen bu yolda geri adım atmayacağız. Yine buralardan gelen mültecilere en büyük desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü bunu bir insani, bir vicdani mesele olarak görüyoruz. Terörle mücadele noktasında DAEŞ'te olan mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin içinde DAEŞ'e karşı mücadelemiz var. Sınırımızda Suriye'ye karşı verdiğimiz mücadele var. Bunu Cerablus'ta verdik. Bunu Rai'de verdik. Elbap'ta verdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bu mücadeleyi verdik. Ve şu anda da her an DAEŞ'le mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum. Aynı şekilde PYD, YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir. Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz hala YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle DAEŞ'e karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DAEŞ'e karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii Fransa'da nüfusu
700 bin civarında olan ve Fransız toplumuna büyük ölçüde entegre olmuş soydaşlarımız var. Vatandaşlarımız var ve onların bir köprü görevi görmesi de bizi ciddi manada mutlu etmektedir. Değerli basın mensupları, tabii bugünkü görüşmemizde sadece bu konularla sınırlı kalmadık. Suriye'yi görüştük, Irak'ı görüştük, Filistin'i görüştük, İsrail-Filistin ilişkilerini görüştük ve iki devletli bir Filistin meselesini görüştük. Fakat son dönemde Birleşmiş Milletler'deki yapılan oylamanın getirisini götürüsünü de görüşme imkanımız bu vesileyle olmuş oldu. Biz olaylara duygusal yaklaşmıyoruz. Ama olayları değerlendirirken de hakkın teslim edilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Bunu yapmamız lazım. Yani burada ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım. Hayır. Güçlü olmak haklılık sebebi değildir. Güç haktan gelir. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Haklı değilseniz güçlü değilsiniz. Er veya geç bir defa bütün her şeyinizi kaybetmeye mahkum olursunuz. İşte bunun örneklerini de böylece görmüş olduk. Libya'da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Mısır'da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bir el buraları sürekli olarak maalesef karıştırıyor. Ve Körfez'deki olayları biliyorsunuz. Sürekli olarak telefon diplomasisiyle buralarla görüşmelerimiz oldu. Ve nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bunları çözebiliriz? Bunları sürekli aramızda da görüştük. Ve Kudüs-Filistin konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlarda da yine Fransa ile yakın istişare içerisinde olacağız. Fransa ile özellikle diyalogumuz Suriye konusunda da kararlı bir şekilde devam edecek. Ayrıca Suriye konusunda fikirdaş ülkelerle dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesi ve yapacakları toplantılar neticesinde de müşterek adımları nasıl atarız bunları da belirleyeceğiz.